Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İbrahim suresi 38. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke, şüphesiz sen, te'lemu, bilirsin, ma tuhfi, ma nukfi, pardon, nukfi, bizim gizlediğimizi, ma nukfi ve ma nu'lin, ilan ettiğimizi, açığa çıkardığımızda, bilirsin. Ve ma yakhfa, gizli kalmaz, alallahi, Allah'a gizli kalmaz. Burada Allah üzerine demek ama Allah'a diye çevirmek daha doğru olur. Min şeyin, hiçbir şey, fil ardı, yeryüzünde, ve la fis seme, veyahut gökyüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O our Lord, ey Rabbimiz, certainly, şüphesiz, you know, sen bilirsin, biliyorsun, what we conceal, gizlediğimiz şeyi, conceal, gizlemek demek, and what we reveal, reveal ise açığa çıkarmak demek. Gizlediğimiz ve açığa çıkardığımız şeyleri sen bilirsin. Nothing on the earth, hiçbir şey, yeryüzünde hiçbir şey, o in the heaven, veyahut gökyüzünde, is hidden from Allah. Allah'tan gizli kalmaz, Allah'tan saklanmaz. Elhamdu, hamd, lillahi, Allah'a aittir. Ellezi, burada ellezi, an. Vehebe, bağışlayan, veren anlamında. Vehebe li, bana, benim için veren. Alel kiberi, yaşlılık üzerine, yani yaşlılığıma rağmen. İsmail'e, İsmail'i ve İshak ve İshak'ı bana veren Allah'a hamdolsun. İnne, şüphesiz, Rabbi, şüphesiz benim Rabbim. Le, elbette, semi'ut, dua, duaları kabul edendir. Affedersiniz, duaları işitendir. Semi'u, işiten anlamında. All the praises, bütün övgüler, and thanks, teşekkürler, be to Allah, Allah'a, Allah'adır, who has given me, veren, in old age, İsmail, yani bana yaşlılıkta İsmail'i, and İshak'ı veren Allah'adır, verily, doğrusu, my Lord, is indeed, elbette, the all-hearer, duyan, of invocations, duaları duyandır. Rabbi, burada yine mesela Rabbi şeklinde uzatma yerine Rabbi şeklinde o ye düşmüş. Rabbi cealni, ey Rabbimiz, beni kıl. Mukimes salati, namazı kılan kimselerden, ve min zürriyeti, ve zürriyetimi, evlatlarımı da namaz kılan kimselerden kıl. Rabbene, Rabbimiz, ey Rabbimiz, takabbel, kabul et, duai, duamızı, benim duamı kabul et. Tabi duai derken, burada da yine sonda aslında bir ye olması lazım. Yani benim duam olması için. Tabi o yere düşmüş. Oh my Lord. Ey Rabbim, make me one who performs as salat. Beni namaz kılan kimselerden kıl. Namaz kılan kimselerden yap. İkamet sala. Namazı ikamet eden. And also from my offspring, yine benim çocuklarımı da. Oh Lord. And accept my invocation.
benim dualarımı kabul et. Bir sonraki ayet-i kerimede Rabbena, ey Rabbimiz, Rabbena gfirli, beni bağışla, veli valideyye, anne babamı bağışla, velil mu'minine ve müminleri, yevme yekumu, yekumu kalkma anlamında, tabii ortaya çıktığı, hesabın kurulduğu gibi çevirebiliriz. Yevme yekumul hesab. Burada hesap, hesabın çekildiği gün, ortaya konulduğu gün beni, annemi babamı ve müminleri bağışla diye Hazreti İbrahim Efendimiz bu şekilde dua ediyor. Our Lord, forgive me, ey Rabbimiz, beni bağışla, and my parents, anne babamı, and all the believers, iman edenleri, mümin kimseleri, on the day, günde, when the reckoning, hesabın will be established, hesabın döküleceği gün, yani hesabın ortaya konulacağı, hesabın kurulacağı, establish kelimesi, kurmak anlamında, establish. Tabii bunu yapan kimse, bunları konuşan kimse bir peygamber. Hazreti İbrahim Efendimiz bu şekilde söylüyor. Bu sayfanın ikinci ayetinden itibaren Hazreti İbrahim Efendimiz'le ilgili bir kıssa adeta anlatılmakta. Orada en son kısımda son üç ayette Rabbimiz kendisine yaşlılıkta evlat bağışlayan Allah'a Hazreti İbrahim Efendimiz'in hamd ettiğini, bu evlatların isminin de İsmail ve İshak olduğunu öğreniyoruz. Sonra Allah'ın bütün duaları kabul eden, çünkü onun öncesinde Hazreti İbrahim Efendimiz'in duası söz konusu. Duayı ediyorken tabii bir Müslümanın duası nasıl olmalı? Evladı ya da başka kimse için olduğunda da Allah'ın rızasını gözeterek bir dua olmalı ve bu duayı sürekli yapmalı ve bunu görüyoruz. Bunun karşılığında da bakınız duanın neticesinde peygambere peygamber çocukları nasip oluyor. Rabbimiz ona kendileri de peygamber olan, hatta onun zürriyetinden de onların çocuklarından da yine peygamberler devam etmektedir. Tabii günümüzde salih kimselere, tabii her insanın ayrı bir sınavı olabilir ama insan dua etmeyi bırakmamalı. Evlatları için dua etmeli. Aynı zamanda evlat da anne babası için dua etmeli. Bu duanın içerisinde de en temel şey evlatların buradaki şeye göre, 41. ayet-i kerimeye göre söylüyoruz. Namaz kılma hususunda namazın, yani beni namaz kılan kimselerden eyle, aynı zamanda zürriyetimi de evlatlarımı da namaz kılan kimselerden eyle diye Hazreti İbrahim Efendimiz dua ediyor. Biz de bunu öğrenip kendimiz evlatlarımız için, bu evlatlarımız ve onların çocukları için de bu duayı yapmamız gerekmektedir. Ve bağışlanma konusunda yine kendisinden başlayarak anne babanın ve bütün müminlerin bağışlanmasını istiyor. Ve bu bağışlama isteme konusu, insan bazen kendisini bir yerlere geldi zannediyor, bir şey oldu zannediyor ama hiç kimse bir peygamberden daha üst bir makama yükselemez. Dolayısıyla peygamber kendisinin bağışlanması için dua ediyorken ve peygamber o kadar ibadet ediyorken Hazreti İbrahim Efendimiz insanların tutup bir rahatlık içerisinde olması anlaşılır değil. Ve la tahsebenne, tahsebenne normalde bu tahsebu şeklinde, eğer şu şekilde olursa, siz olursa tahsebu şeklinde, ancak burada zannetme şeklinde derken vurgulu bir ifade söz konusu. Yani vele tahseb dediğinizde zannetme, hesap etme. Bu tahsebu dediğinizde eğer uğulu biterse o geniş zamanda hesap etmezsin gibi anlam. Burası zannetmeyin, vele tahsebu. Ama şu vurgulu ifade kesinlikle zannetmeyin. Vele tahsebennallâhe, Allah'ı gafilen, gafil, habersiz zannetmeyin.
amma yaptığı şeylerden ya'melu zalimune ya'melu yapar demek ya'melu zalimune zalimlerin yaptığı şeylerden Allah'ı habersiz zannetme inneme ancak yuahhiruhum ertelemektedir li yevmin güne ertelemektedir teşhasu orada böyle korkudan gözlerin baktığı fihil ebsar gözlerin artık korkudan baktığı ve dehşet içerisinde bakacağı güne onları ertelemektedir diye buyuruyor Rabbimiz. Konzeda düşünmek demek. Mesela günlük İngilizce'de bu don't consider şeklinde geçer. Zannetmeyin that Allah is unaware. Unaware habersiz olmak anlamında. Tabii Arapça'da gafil ifadesi bir şeyden haberdar olmama gibi İngilizce'ye bu şekilde çevrilmiş. Unaware of that which buradaki that which'i what diye alabiliriz. What the zalimun, zalimlerin polytheist, birden çok tanrıya inananların wrongdoers. Wrongdoers kelime anlamı olarak yanlış yapan demek. Ancak burada direkt zalim diye almak mümkün. Zalimlerin do yaptığı şeylerden habersiz olduğunu zannetmeyin. But he gives them onlara vermektedir. Respite, bir dinlenme, bir mühlet vermektedir. Up to a day, güne kadar. Ve bu günü de şu şekilde when'le tanımlıyor. Yani the gün anlamında. Bu when'i çevirirken bazen the zaman şeklinde düşünebiliriz. Ancak when eğer bir zamanın ardında geliyorsa bu zamanı tanımlıyordur. Yani the gün şeklinde. The eyes, gözlerin will sit'e bakmak demektir. In horror, korkudan gözlerin dehşet içerisinde bakacağı güne onları ertelemektedir. İnsanın zaman zaman şu aklına geliyor olabilir. Bugün dünyada zalimlerin, kafirlerin bir rahat içerisinde yaşadığı, hatta o şekilde de öldükleri gibi bir takım düşünceler insanın aklına gelebiliyor. Ama bu noktada Allah'ın bir hesabı olduğunu, Allah'ın hesabı olduğunu unutmayalım. Rabbimiz de onları gözlerin dehşet içinde bakacağı bir güne ertelediğini Rabbimiz bildirmekte. Bizler de bunu bilip, Rabbimizin bu vaadini bilip, buna göre bekleyip sabırla onların hesap göreceği günü bekleyeceğiz. Evet. Evet. Burada ise bir sonraki ayet-i kerimde muhti'ine, bu İbrahim suresinin son sayfası aynı zamanda muhti'ine. Onlar böyle mugni'i, boyunları kalkmış olarak ru'usihim. Yani onların başları, boyunları kalkmış muhti'ine mugni'i. Şu kısım boyunları kalkmış olarak ru'usihim ve başları la yerteddu ileyhim onlara başları kalkmayacak la yerteddu onlara başları dönmeyecek ileyhim tarfuhum yani onlara la yerteddu ileyhim dönmeyecek. Tarfuhum. Bakışları onlara dönmeyecek. O zaman şu kısmı onların boyun eğmiş ve başları kalkmış bir şekilde ve bakışları da kendilerine dönmeyecek bir şekilde olacaklar. Aynı zamanda ve ef'idetuhum onların kalpleri de heve yani bomboş bir halde olacak. They will be hastening. Onlar aceleyle forward yani hücum edecekler. Next out
outstretched. Yani onların boyunları uzamış bir şekilde ve their heads, onların başları raised up, kalkmış towards the sky, göksüne doğru kalkmış. Their gaze, ve onların bakışları returning not towards them, onların bakışları onlara dönmeyecek. And their hearts, onların kalpleri ise boş bir şekilde, from thinking, düşünmekten, because of extreme fear, yani o şiddetli korkudan dolayı onların kalpleri de bomboş bir şekilde olacaktır. Burada kelime olarak şurada mesela hücum etme, koşma anlamında bu aslında heta'a kelimesinden geliyor. Mukni'i ifadesi de, bu da dikme anlamında. Kani'a. O zaman birebir çevirecek olduğumuzda şöyle diyeceğiz. Onlar boyunları kalkmış olarak, boyun ifadesi birebir kelime şeklinde yok aslında. Mukni'i kelimesinden o yorumlanmakta. Yani boyunları kalkmış ve koşar bir halde ve başları da havaya kalkmış bir şekilde diyebiliriz. Hata etmişse hatalarımız affolsun. Ve bir sonraki ayet-i kerimede ve enzir, uyar. Enzirin nase, insanları uyar. Yevme, gün. Ye'tihumul azabu, azabın geleceği günden insanları uyar. Ve yekulu, bunun ardından yekulu lezine diyecekler. Zalemu, zalimler. Rabbena, ey Rabbimiz, ehhirne, bizi ertele. İle ecelin garip, bizi yakın bir ecele, bizi ertele. Nucib, cevap verelim. Daveteke, senin davetine. Ve nettebi'ir resul, ve peygamberlere tabi olalım diyecekler. Evelem tekunu, olmadı mı? Evelem tekunu akısamtum, yani siz yemin ediyor olmamış mıydınız? Min gablu, daha önceden. Melekum, sizin için olmadığını. Min zevel, yani sizin için herhangi bir yok olmanın olmadığına dair yemin etmiyor muydunuz? Sizin için bir zeval, bir tükenişin olmayacağına dair siz yemin etmiyor muydunuz diye bu kimselere de bu şekilde soru soruluyor. Yani insan kendisinin hiçbir zaman bir şey kaybetmeyeceğini, zaten bunu inanmayan insanlar söylüyor. İnanan insan ölümün hak olduğunu, Allah'ın karşısına çıkıp bir hesap vereceğini bilir ve bu bilinçle yaşar. And warn o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mankind. Burada insanları uyar diyor. Bu aynı zamanda her bir müminin de görevidir. Bu konularda başkalarını uyarmak. Bugün günümüzde maalesef mümin kendinden, yani inandığını söyleyen insanların bana neci bir tutumu var. Rabbimiz peygamberine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylüyor. İnsanları uyar diyor. Neden uyaracak? O the day, günden, when the torment, azabın geleceği, will come unto them. Azabın onlara geleceği gün konusunda insanları uyar. Then, o zaman the wrongdoers, yani bu yanlış yapan zalimler, will say, söyleyecekler. Our Lord, ey Rabbimiz, respite us for a while, bizi bir süreliğine ertele. While, yani for a little while derken, kısa bir süreliğine, we will answer your call, senin çağrını cevap verelim. And follow the messengers, aynı zamanda peygamberleri takip edelim diyeceklerdi. It will be said, o kimselere denilecek. It will be said, had you not sworn, burada if you hadn't sworn a full time, yani siz yemin etmeseydiniz, that you would not leave, ya da etmemiş miydiniz şeklinde, burada bir if yapısı değil aslında, yemin etmemiş miydiniz diyerek bu şekilde, daha önce sizden yemin etmemiş miydiniz, that you would not leave the world for the hereafter, yani siz
Burada aslında farklı yorumlamış. Bu dünyayı ahiret için bırakmayacağınıza dair yemin etmemiş miydiniz? Diye İngilizce'de bu şekilde anlaşılmış. Biz orada yok olmayacağınıza dair, sizin için bir tükenişin olmayacağına dair yemin etmemiş miydiniz diye çevirmiştik ki Türkçe'de o şekilde. Ama İngilizce'de nasıl anlaşılmış? Bu dünyayı parantez içerisindeki bilgiyle ahirete değişmeyeceğinize, bu dünyayı ahiret için bırakmayacağınıza dair yemin etmemiş miydiniz diye ayet burada bitiyor. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahu lazim.